Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa ne olur? Kötü bir düşünce olsa da eğer olursa füzeler bu savaşın kuralını değiştirecek. Bugün dünyanın en tehlikeli füzelerine sahip olan ülkeleri konuşacağız. ABD'nin süper yüksek teknolojili Minuteman 3'ü, Rusya'nın dev Ares-28 Sarmat'ını, Çin'in füze teknolojisini ve Hindistan'ın gururla sergilediği Agni V füzesini inceleyeceğiz. Füze deyince akla ilk bu devasa ülkeler gelse de başka ülkeler de füze yarışına dahil oldu. Pakistan etkileyici Şahin 3'ü ile çok geride değil ve hatta Yemen'in de füze yarışında bir payı var. Dünyanın pek çok bölgesinde artan savaş tehditleri, ölümcül füzelerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. ABD, İngiltere ve İsrail'in İran'la savaşa girdiğini ve Yemen'in de bu savaşa karıştığını hayal edin. Rusya ise Ukrayna çatışmasının ortasında sıkışmış durumda. Çin, Tayvan'sa Güney Çin Denizi konusunda karşı karşıya. Kuzey Kore güçlü füzeleriyle batıya meydan okurken Hindistan'da Pakistan'la arasındaki Keşmir üzerindeki gerilime devam ediyor. Bu videoda modern silahların gelişmiş ülkeler arasındaki savaşlarda nasıl büyük farklar yaratabileceğini de göreceksiniz. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ve bu füzelerin gerçekten olası bir 3. Dünya Savaşı'nda ne kadar etkili olacağına şahit olun. Ukrayna. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin füze programında önemli bir rol oynayan ve zamanının en ölümcül kıtalar arası balistik füzelerinden biri olan R-36M, Voyvoda'nın geliştirilmesinde katkıda bulundu. Soğuk Savaş döneminde geliştirilen bu füzenin inanılmaz bir menzili vardı. 10.000 kilometrenin üzerindeydi ve 8.800 kilograma kadar büyük bir yük taşıyabiliyordu. Son yıllarda Ukrayna daha taktik füze sistemlerini geliştirmeye odaklandı. Envanterine en son ekledikleri füze sistemi, 2018'de test edilen yaklaşık 280 kilometre menzile sahip Neptün seyir füzesidir. Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı savunmada çeşitli füze sistemlerini kullandı. Ukrayna, Javelin ve Endlav gibi tank savar güdümlü füzeleri, Stinger gibi taşınabilir hava savunma sistemlerini ve BM-21 Grad dahil çeşitli topçu ve roket sistemlerini bir araya getiren bir karışım kullandı. Ayrıca Türkiye tarafından sağlanan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullandılar. ABD tarafından sağlanan HIMARS gibi ileri roket sistemleri de rapor edilmiştir. Ukrayna Savaşı bize gösteriyor ki füzeler modern savaşlarda çok önemli bir yere sahip. Yemen. Yemen'in mevcut çatışması çeşitli bölgesel ve uluslararası aktörleri içeren bir savaşta, özellikle Husi isyancılar tarafından füze teknolojisinin kullanımını gördü. Husiler özellikle SA-2 yüzeyden havaya füze olan Kaher-1 gibi Sovyet dönemi füzelerini yüzeye füze olarak kullanmak üzere yeniden restore ettiler. Bu füzeler komşu ülkelerdeki askeri hedeflere ve şehir alanlarına yönelik saldırılarda kullanıldı. Burkan serisi özellikle 1000 kilometreyi aşan bir menzile sahip olduğu bildirilen Burkan 2H, Husilerin füze yeteneklerinde önemli bir gücü temsil ediyor. Devam eden çatışmalarda Husilerin ABD ve Birleşik Krallık gemileri de dahil olmak üzere deniz hedeflerine karşı füzeler kullandığına dair raporlar ve iddialar bulunmaktadır. Bu olaylar Yemen'deki çatışmanın genişleyen kapsamını ve yoğunluğunu vurgular niteliktedir. Ayrıca Husiler Kızıldeniz'deki deniz gemilerine karşı potansiyel tehdit oluşturabilecek uzun menzilli saldırılar için Burkan serisi füzeleri geliştirdiklerini iddia etmişlerdir. Yemen sahip olduğu füzeler yüzünden olası bir dünya savaşına neden olabilir. Avustralya. Avustralya'nın füze programı, geleneksel olarak savunma amaçlı olup ileri düzey hava ve deniz füze sistemlerini içerir. Ülke deniz savunması için Evolved Sea Sparrow misil gibi sistemleri ve hava savunması için SM-2 ve SM-6 füzelerini kullanarak çeşitli füze savunma girişimlerinin bir parçası olmuştur. Avustralya'nın envanterine en önemli son eklemesi AGM-158C uzun menzilli anti gemi füzesidir. Bu ileri düzey füze, 370 kilometreyi aşan menzile sahip olup son teknoloji sistemler ve gizli teknolojiyle donatılmıştır. Ayrıca Avustralya hipersonik teknoloji yarışına da giriş yapıyor. 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde Avustralya Southern Cross Integrated Flight Research Experiment adlı iddialı bir projeyi başlattı. Bu projenin amacı ses hızının 5 katından daha hızlı seyahat edebilen hipersonik füzeler geliştirmektir. Bölgede artan Çin tehdidi yüzünden Avustralya da kendi askeri hazırlıklarına başlamış durumda. Bu bölgede savaş riski her geçen gün daha fazla artıyor. Brezilya.
Brezilya'nın füze gelişimi istikrarlı bir şekilde ilerlemekte ve ana füze sistemlerinden birisi Astros 2020, çeşitli menzillerde çeşitli mühimmatları teslim edebilen bir çoklu roket fırlatıcısıdır. Brezilya ayrıca Mansup yüzeyden anti gemi füzesi adlı füzesini geliştirmiştir. Bu füze düşman gemileri hassasiyetle hedeflemek için tasarlanmıştır. Brezilya'nın envanterindeki en güçlü füze AVMT-300 Matador adlı 300 kilometreye kadar menzile sahip bir seyir füzesidir. 2010'larda geliştirilen bu füze etkileyici bir yük kapasitesine ve hassasiyete sahiptir ve hem karada hem de deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Brezilya'nın son füze gelişimi MICLA-BR adlı kısa menzilli hava füzesidir. 2020'de başlatılan bu proje Brezilya'nın askeri yeteneklerini genişletme ve savunma alanında teknolojik bağımsızlığını ilan etme hedefini gösteriyor. Brezilya şu an savaşlardan uzak olsa da bölgesel bir güç olarak dünyada önemli bir konumda olduğunu her zaman göstermiştir. İtalya. İtalya, Avrupa füze teknolojisinde önemli bir oyuncudur ve füze geliştirme konusunda diğer ülkelerle yoğun işbirliği yapmaktadır. Deniz ve hava savunması için kullanılan Aster füze serisinin üretimine katılmışlardır. İtalya'nın envanterindeki en güçlü füze sistemi Aster 30 Blok 1 NT'dir ve bu füze Fransa ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. 120 kilometreye kadar menzile sahip olan bu gelişmiş füze sistemi, balistik füzeleri ve uçakları engelleme amacıyla tasarlanmıştır. Önceden 2000'lerde geliştirilen Aster 30 Blok 1 NT, ileri radar rehberliği ve dikey fırlatma sistemini entegre ederek son derece etkili bir füze savunma çözümü sunmaktadır. İtalya'nın en son füze geliştirmesi olan Teseo MK2E ise 2020'de test edilmiş olup otomat füze serisinin bir evrimidir ve anti gemi ve kara saldırı yeteneklerini artırmayı amaçlamaktadır. İtalya'da füzeleri sayesinde pek çok ülkenin saldırmaya çekindiği ülkelerin başında yer alıyor. Almanya. Almanya, olası hava tehditlerine yakalanma konusundaki çevikliği ve doğruluğuyla tanınan kısa menzilli IRIS-T füzesini geliştirmiştir. Ayrıca Almanya, Meteor adı verilen uzun menzilli ve gelişmiş hedef arama teknolojisine sahip Kızılötesi hava füzesinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Almanya'nın envanterindeki en güçlü füze ise İsveç'le ortak olarak geliştirilen Taurus CAPD-350 adlı hava tarafından fırlatılan seyir füzesidir. 2000'lerde tanıtılan bu füzenin menzili 500 km metrenin üzerindedir ve gizlilik teknolojisini kullanarak yoğun hava savunmalarını geçmeyi amaçlamaktadırlar. Almanya'nın son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde geliştirdiği TLVS, insansız hava araçları ve balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerine karşı savunma amaçlı tasarlanmıştır. Almanya eskisi gibi önemli bir güce sahip olmasa da olası bir savaşta hemen toparlayabilecek bir güçte olduklarını tarihte defalarca ispatlamıştır. Japonya. Japonya'nın ana füze sistemleri, Japonya'nın hava ve deniz savunmasına odaklandığını gösteren Tip APA 3, Tip APA 03, Chusam orta menzilli yüzeyden havaya füze ve Tip 12 yüzeyden suya füze gibi sistemlerdir. Japonya ayrıca balistik füze savunması için üretilmiş SM-3 Block 2A füzesinin geliştirilmesinde Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmaktadır. Japonya'nın en son füze geliştirme çalışması 2020'de ilk kez test edilen genişletilmiş menzile ve geliştirilmiş rehberlik sistemlerine sahip yükseltilmiş bir versiyon olan Tip 12 yüzeyden suya füzedir. Bu füze Japonya'nın kıyı savunma kapasitesini artırır. Türkiye. Türkiye'nin önemli sistemleri arasında Bora balistik füzesi ve SOM Standoff Missile seyir füzesi bulunur. Her ikisi de Türkiye'nin stratejik savaş yeteneklerini artırmak için geliştirilmiştir. Bu füzeler karada ve denizdeki tehditlere yönelik olarak hedef alınacak şekilde tasarlanmıştır. Türkiye'nin modern ve etkili savunma çözümlerine odaklandığını göstermektedir. 2017'de tanıtılan Bora balistik füzesi yaklaşık 280 km menzile sahip olan Türkiye'nin en güçlü füze sistemi olarak bilinir. Türkiye'nin en son füze gelişimi SOM B2 seyir füzesidir ve 2021'de test edilen orijinal SOM füzesinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu füze artırılmış menzil ve hassasiyet sunmakta olup sert veya gömülü hedeflere karşı derin nüfuz ve hassas vuruşlar için tasarlanmıştır ve Türkiye'nin güçlü savunma ve saldırı yeteneklerini temsil etmektedir. İsrail. İsrail'in füze programı son derece gelişmiştir ve hem saldırı hem de savunma yeteneklerine odaklanmaktadır.
önemli sistemler arasında Jericho serisi balistik füzeler ve Arrow füze savunma sistemi bulunmaktadır. Özellikle Jericho 3, nükleer başlık taşıyabilen uzun menzilli bir balistik füzedir ve İsrail'in stratejik caydırıcılık yeteneklerini sergilemektedir. Jericho 3, İsrail'in en güçlü füzesidir. İlk kez 2000'lerin sonlarında test edilen bu füzenin 6500 kilometreye kadar menzili olduğuna inanılmakta ve önemli bir yük taşıyabilmektedir. Son gelişmeler açısından İsrail füze savunma sistemlerini geliştirmeye devam etmiş olup özellikle Iron Dome ve David'in sapanı dikkat çekmektedir. Bu sistemler kısa ve orta menzilli roket ve füzeleri engellemek üzere tasarlanmış olup son aylarda bölgesel tehditlere karşı güçlü bir savunma sağlamıştır. Fransa. Fransa'nın füze yetenekleri stratejik nükleer caydırıcılık ve sofistike konvansiyonel sistemlerin bir karışımıdır. M51 denizaltından fırlatılan balistik füze işletir ve ayrıca hassas darbeler için kullanılan Scalp EG seyir füzesinin geliştirilmesine katkıda bulunur. M51 SLBM Fransa'nın en güçlü füze sistemi olarak kabul edilir. 2000'lerin sonlarında tanıtılan M51'in 10.000 kilometreden fazla menzili vardır ve birden fazla nükleer başlık taşıyabilir. Son zamanlarda Fransa, görsel ötesi menzile sahip yüksek derecede gelişmiş bir füze olan Meteor hava füzesinin geliştirilmesine katılmıştır. 2010'ların başlarında ilk kez tanıtılan Meteor, uzun menzilli, yüksek hızı ve hassasiyetiyle bilinir ve Fransa'nın hava muharebe yeteneklerini artırır. Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ın füze yetenekleri, stratejik caydırıcılık ve gelişmiş hava savunma sistemleri etrafında odaklanmıştır. Trident nükleer caydırıcılığı, Trident 2 D5 denizaltından fırlatılan balistik füzelerden oluşur ve Birleşik Krallık'ın savunma stratejisinin önemli bir bileşenidir. Ayrıca Birleşik Krallık, hava yüzey füzesi Brimstone ve hava hava füzesi Meteor'un geliştirilmesine katılmaktadır. 1990'larda ilk kez kullanılan Trident 2 D5 SLBM, 12.000 kilometreden fazla etkileyici bir menzile sahiptir ve birden fazla nükleer başlık taşıyabilir. Son zamanlarda Birleşik Krallık, füze yeteneklerini sırasıyla Brimstone ve Meteor ile artırmaya odaklanmıştır. Kuzey Kore. Kuzey Kore kısa, orta ve uzun menzili olmak üzere bir dizi balistik füze geliştirmiştir. Bunlar arasında öne çıkan Hwangsong 15, Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabileceğine inanılan bir kıtalar arası balistik füzedir. İlk kez 2017'de test edilen Hwangsong 15, Kuzey Kore'nin en gelişmiş füze yeteneğini temsil etmektedir. Tahmini menzili yaklaşık 13.000 kilometredir ve herhangi bir ülke tarafından işletilen en uzun menzilli füzelerden biri olma özelliğine sahiptir. Hwangsong 15'in geliştirilmesi, Kuzey Kore'nin stratejik etki alanını genişletme ve caydırıcılık yeteneklerini artırma odaklılığını vurgulamaktadır. İran. İran'ın füze programı Orta Doğu'da en çeşitli ve dinamik olanlardan biridir. Ülke, Şebab serisi orta menzilli balistik füzeler ve kısa menzilli balistik füze Kıyam 1 gibi geniş bir yelpazede balistik ve seyir füzeleri geliştirmiştir. İran ayrıca Soumar ve Nasır 1 gibi seyir füzelerine de sahiptir. Bu da çeşitli saldırı yeteneklerine odaklandıklarını göstermektedir. İran'ın silah deposundaki en güçlü füze Khorramshahr balistik füzesidir. İlk kez 2017'de tanıtılan Khorramshahr yaklaşık 2000 kilometre menzile sahiptir ve çoklu savaş başlıklarını taşıma kabiliyetine sahiptir. Bu füzenin geliştirilmesi İran'ın stratejik yeteneklerini ve savunma teknolojisindeki öz yeterliliğini artırma taahhüdünü yansıtmaktadır. Deniz çatışmalarında kullanılabilecek ana sistemler arasında Kader ve Nur anti gemi seyir füzeleriyle denizdeki gemilere yönelik olarak tasarlanmış Khalij Fars balistik füzesi bulunmaktadır. İran ayrıca daha geniş bölgesel çatışmalarda kullanabilecekleri Şabab 3 gibi gelişmiş orta menzilli füzelere de sahiptir. İran'ın en son önemli füze gelişimi ise El Fetih füzesidir. 2010'ların sonlarında tanıtılan El Fetih, yaklaşık 300 kilometre menzile sahip katı yakıtlı bir balistik füzedir. Hindistan. Hindistan'ın füze programı Entegre Kılavuzlu Füze Geliştirme Programı kapsamında kapsamlı bir füze sistemleri yelpazesi geliştirdi. Bunlar balistik füzeler Agni serisi, kısa menzilli balistik füzeler Prithvi ve Rusya ile ortak girişim olan BrahMos süpersonik seyir füzesini içerir. Agni V, Hindistan'ın en güçlü füzesidir. İlk kez 2012'de test edilen bu kıtalar arası balistik füzenin menzili 5000 kilometrenin üzerindedir ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahiptir. 3 aşamalı katı yakıtlı motor ve gelişmiş
rehberlik sistemleri de dahil olmak üzere teknolojik sofistike yapısı onu Hindistan'ın stratejik caydırıcılığının temel bir bileşeni haline getirir. 2021'de test edilen Agni Prime ise Hindistan'ın 1000-2000 kilometre menzile sahip en yeni balistik füzesidir. Pakistan. Pakistan'ın füze programı, komşu Hindistan'la stratejik dengeyi korumaya odaklanmıştır. Ülke Shaheen ve Ghauri serisi, balistik füzelerle Babur seyir füzesi de dahil olmak üzere çeşitli balistik ve seyir füzeleri geliştirmiştir. Shaheen 3, Pakistan'ın en güçlü füzesidir. İlk kez 2015'te test edilen bu balistik füzenin yaklaşık 2750 kilometre menzili vardır. Bu da Hindistan'ın tüm köşelerine ulaşabileceği anlamına gelir. Nükleer başlıklar taşıma kapasitesine sahiptir. Pakistan son zamanlarda Babil füzesinin ikinci testini gerçekleştirdi. Bu da orta menzilli balistik füze sınıfındadır. Bu füze Güney Asya'da test edilen ilk füze olma özelliğine sahiptir. Babil tek bir füzenin farklı hedeflere birden fazla başlık teslim etmesine olanak tanıyan çoklu bağımsız hedeflenebilir giriş aracı yeteneğiyle dikkat çekmektedir. Rusya. Rusya'nın füze programı geniş kapsamlı olup, stratejik nükleer kuvvetlerle birlikte S-400, Triumph gibi gelişmiş taktik sistemler de içerir. RS-28 Sarmat ve Satan-2 Rusya'nın en gelişmiş ve güçlü füzesidir. İlk kez 2016'da test edilen Sarmat, 11.000 kilometreden fazla menzile sahip, çoklu nükleer başlık taşıma yeteneğine sahip bir ICBM'dir. Bunlar arasında hipersonik planör araçlar da bulunmaktadır. Son yıllarda Rusya hipersonik teknolojiye de odaklanmıştır. Özellikle de Avangard hipersonik planör aracıyla. İlk olarak 2019'da hizmete giren Avangard, ses hızının 20 katı üzerinde seyahat edebilen ve mevcut füze savunma sistemlerini zorlayan manevra yeteneğine sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en gelişmiş ve çeşitli füze programlarından birine sahiptir. Ana füze sistemleri arasında, aralarında hassas vuruş kabiliyetiyle bilinen bir seyir füzesi olan LGM-300 Minuteman 3 ve bir ara kıtalar arası balistik füze olan LGM-300 Minuteman 3 bulunmaktadır. ABD'nin ayrıca GMD yani yer tabanlı ortak uzun menzilli hava savunma sistemi gibi gelişmiş antibalistik füze sistemleri de bulunmaktadır. ABD envanterindeki en güçlü füze LGM-30 Minuteman 3'tür. 1970'lerde hizmete giren bu ICBM'in 13.000 kilometreden fazla menzili vardır ve çoklu nükleer başlıklar taşıma kapasitesine sahiptir. ABD son zamanlarda 2021'de test edilen Mach 5'in üzerinde hızlara seyahat etmek üzere tasarlanmış AGM-183A hava ile atılan hızlı yanıt füzesi gibi sistemlerle hipersonik füze teknolojisi geliştirmeye odaklanmıştır. Çin. Çin'in füze programı, geniş kapsamlı askeri modernizasyonunun bir parçası olup, balistik ve seyir füzeleri içeren kapsamlı bir yelpazeyi kapsar. Ana sistemler arasında Dongfeng serisi balistik füzeler ve CJ-10 uzun menzilli seyir füzesi bulunmaktadır. DF-41 Çin'in en gelişmiş ICBM'idir. İlk kez 2012'de test edilen ve 2010'ların sonlarından bu yana opsiyonel olan DF-41'in yaklaşık 12 ila 15 bin kilometre menzile sahip olduğuna inanılmaktadır. Bu da onu dünyanın en uzun menzilli füzelerinden biri yapar. Birden fazla nükleer başlık taşıyabilen ve gelişmiş teknolojiye sahip olan DF-41, Çin'in son füze gelişimini içerir. Bu gelişme, Çin'in füze teknolojisindeki en ileri yeteneklere sahip, büyük bir küresel askeri güç olarak statüsünü sürdürme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Ve işte bu kadar. Umarım bu bilgileri bizim kadar ilginç bulmuşsunuzdur. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.